gider gibi. Aşkım, sevgim ve hüzünlü yoldaşlarım gibi. Ağla sevgili, yurdum ağla. Saçına ak duvağı takmaya. Düğün dernek kurulur, sofralar dizilir. Azen'in gece saçına yıldızlar serpilir. Azen'in yüreğinde bir başka sevda gizlidir. Azen'in gece saçına yıldızlar serpilir. İki şekilde değerlendirmek lazım herhalde. Çünkü bir tarafıyla hem gösteri dünyasına yasaklar getirildi, hem de daha derdi olan bir sanat var, ona da müdahale var. İnsanların yaşam tarzlarına müdahale etmek istiyorlar. Orada bir toplum mühendisliği yürütmek istiyorlar. Bizim konserler açısından da ya da yasaklanan bütün konserler açısından da insanların bir araya gelip birbirlerini tanımalarından ve dertleşmelerinden de çok korkuyorlar. Bu yasakların temelinde bu var bence. Ben hiçbir değişiklik göremiyorum şu anda. 90'lara tam anlamıyla dönmüş durumdayız. Fakat yine bunun acıklı tarafı, toplumun büyük çoğunluğunun bütün bu olan bitenlerden haberi yok. Çünkü gerçek bir habercilik olmadığı için ortada. Toplumun bütün topluma ulaşan bilgilerin hepsi manipülasyondan geçerek ulaşıyor. Bu yüzden gerçek algısı değişmiş bir toplumdan olumlu tepkiler beklemek de saftillik olur. Bizim önce bununla da mücadele etmemiz gerekiyor. Güvenlik gerekçesiyle bir konserin yasaklanması kolluğun zafiyetini gösterir aslında. Yani İçişleri Bakanlığı'nın da zafiyetidir. O güvenliği sağlamak zorunda. Bir de suç oluşmadan böyle bir yasaklamak da hukuk dışı. Eğer suç oluşmuş olsaydı, başka konserlerimde oluştuysa, benim şu anda serbest gezmem de mantık dışı. Tamamıyla ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı bu yaşadığımız şey. Aslında topyekun düşünmek lazım. Yani bu yasaklamalar sadece belirli alandaki sanatçılarla ilgili değil, her alanda kendisini ifade etmek isteyen, görünüşüyle olsun, düşüncesiyle olsun, kendisini ifade etmek isteyen herkese yönelik bir saldırı. Zaten sadece yasaklarla ilgili değil, toplumun üzerinde birçok konuda yasaklar var. Bir toplum mühendisliği yürütülüyor. Bizim sert bir dönemece girdik ülke olarak da. Hani seçim atmosferine doğru giderken yapmamız gereken en temel şey temel insan hakları kavramında, temel insan haklarına saygı duyan herkesin, her kesimin bir an önce yan yana gelmesi. Bence önce bunu yapmalıyız. Ben her zaman şuna inanıyorum. Bir şarkıda söylemiştim bunu, yitirme sakın cesaretini. Güneşin olsun gönlünde. Her şey iyi olacak. İyi olmasa bile biz iyi olması için mücadele eden insanlarız ve cesaretimizi kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Birlikte mücadele edersek, yan yana gelirsek, mutlaka biz olmasak bile çocuklarımıza devredeceğimiz bir gelenekte güzel bir ülkede, güzel bir dünyada yaşayacağız.